Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem nedir? Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemlerin çözüm yöntemleri nelerdir? Yerine koyma yöntemi nasıl uygulanır? Yok etmek yöntemi nasıl uygulanır? Konularını öğreneceğiz. Örneklerde de görüldüğü gibi İçinde x, y gibi iki bilinmeyen bulunan denklemlere birinci dereceden iki bilinmeyen denklemler denir. Çözüm kümesi kısaca Ç harfiyle ve x, y biçiminde gösterilir. Önce x değeri, sonra y değeri yazılır. Örneğin, x eşittir eksi 1 değeri için aşağıdaki denklemde y değerini bulalım. X artı 3y eşittir 5. X yerine eksi 1 yazdığımızda eksi 1 artı 3y eşittir 5 denklemi elde edilir. Buradan 3y'yi yalnız bıraktığımızda 3y eşittir 6. Dolayısıyla y eşittir 2'yi elde ederiz. Yani x'in eksi 1 değeri için y'nin aldığı değer 2'dir. Dolayısıyla çözüm kümemiz eksi 1'e 2 olur. X artı y eşittir 5 ve 3x eksi y eşittir 3 iki bilinmeyenli denklem sistemini oluşturur. X artı y eşittir 5 ve 3x eksi y eşittir 3 denklemleri için sırasıyla x'lere eksi 1, 0, 1, 2 değerlerini verdik. Her iki denklemde de ortak çözüm olarak x eşittir 2 ve y eşittir 3 noktasını elde ettik. Demek ki her iki denklemi birden sağlayan değerler x eşittir 2 ve y eşittir 3 noktalarıdır. Yani bu noktalar bizim ortak çözüm kümemizdir ve çözüm kümemiz 2,3 noktasıdır. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm metotlarından ilki yerine koyma metodudur. Bunu bir örnekte açıklayalım. 2x eksi y eşittir 8 ve x artı y eşittir 10 denklem sisteminin çözüm kümesini bulalım. Bilinmeyenleri önce alt alta yazdık. Hangi bilinmeyeni diğerinin yerine koyacağımızı tespit etmemiz gerekir. Burada hangisi daha kolay yalnız bırakılıyorsa onu tercih etmemiz gerekir. 2x eksi y eşittir 8 denkleminde y'yi yalnız bırakmayı tercih ediyorum. Ve y'yi yalnız bıraktıktan sonra, yani seçilen bilinmeyeni diğer denklemde yerine yazıyorum. Y'yi x artı y eşittir 10 denkleminde yerine yazdığımda 3x eksi 8 eşittir 10 şeklinde yeni bir denklem elde ediyorum. Ve buradan x'i 6 buluyorum. Bulduğum x değerini herhangi bir denklemde, birinci veya ikinci denklem burada fark etmez, yerine yazıyorum ve y değerini elde ediyorum. Böylelikle çözüm kümemi de elde etmiş oluyorum. Çözüm kümem x değeri için 6, y değeri için 4'tür. Çözüm yöntemlerimizden ikincisi yok etme metodudur. Ve en çok kullanılan yöntem de budur arkadaşlar. Bir önceki soruyu bir de yok etme metoduyla çözelim. 2x eksi y eşittir 8 ve x artı y eşittir 10 denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulunuz. Önce bilinmeyenleri alt alta yazarız. Daha sonra yok edeceğimiz bilinmeyeni gözümüze kestiririz. Burada hangisi daha kolay yok ediliyorsa onu seçmemize yarar var. Ben burada y'nin 1 eksi 1 artı olduğu için y'yi gözüme kestirdim ve y'leri yok ediyorum. Tabi burada kat sayıları eşit ve işaretleri zıt olan bilinmeyenleri tercih etmemize yarar var. Y'leri yok ettiğimde ve iki denklemi taraf tarafa topladığımda 3x eşittir 18 ve x eşittir 6'yı elde ederim. Yani x'i buldum.
Şimdi x'i getirip diğer iki denklemden herhangi birinde yerine yazalım. Tabii yine hangisi daha kolaysa. X artı y eşittir 10 denkleminde bilinmeyenin değerini yerine yazdığımda y'yi 4 olarak elde ediyorum. Ve çözüm kümemi de bulmuş oluyorum. Çözüm kümem x değeri için 6, y değeri için 4'tür. Evet arkadaşlar, aynı soruyu iki metotla da çözdük. Hangisi size daha kolay geliyorsa o metodu seçmenize yarar var. Konumuzu daha iyi anlayabilmek için örneklerle devam edelim. 2x-5y eşittir 6 ve x-3y eşittir 4 denklem sisteminin çözüm kümesini bulalım. Önce denklemleri alt alta yazdık. Daha sonra yok edeceğimiz bilinmeyeni gözümüze kestirelim. Burada iki bilinmeyenin de katsayıları maalesef birbirine eşit değil. O zaman hangisini daha kolay eşitleyebiliyorsak onu tercih etmeliyiz. Ben x'leri yok etmeyi tercih ediyorum. Bunun nedeni y'leri yok etmek daha zor. Çünkü y'lerin önündeki katsayıları eşitlemek biraz daha uzun zaman alır. Evet, x'leri yok etmek için ikinci denklemdeki x'i eksi 2x yapmam gerekiyor. Bunun için ikinci denklemi eksi 2 ile çarpıyorum. Evet, ilk denklemi aynen yazdım. 2x eksi 5'e eşittir 6. İkinci denklemi eksi 2 ile çarptığımda eksi 2x artı 6y eşittir eksi 8'i elde ediyorum. Şimdi bu iki denklemi taraf tarafa topladığımda y eşittir eksi 2 buluyorum. Gördüğünüz gibi denklem sisteminin çözüm kümesinin ilk elemanı buldum. Yani y değerim eksi 2. Şimdi iki denklemden herhangi birinde y'yi yerine yazacağım. X eksi 3y eşittir 4 denklemini tercih ettim. Burada y değerini yerine yazdığımda x'i de eksi 2 olarak elde etmiş oluyorum. Demek ki çözüm kümem x değeri için eksi 2, y değeri için eksi 2. Yeni bir örnekte devam edelim. 3x eksi 2 eşittir 8 ve x eksi 3 eşittir 19 denklem sistemlerini çözelim. Bu örneği de bir önceki sorudaki gibi x'leri yok ederek çözebiliriz. Fakat ben size y'leri de yok etmeyi göstermek istiyorum. Bu nedenle y'leri yok edeceğim. Y'leri yok edebilmek için üstteki denklemi 3, alttaki denklemi eksi 2 ile çarpıyorum. Böylelikle y'lerin katsayıları aynı, işaretleri zıt olacak. 9x eksi 6y eşittir 24 ve eksi 2 x artı 6y eşittir eksi 38 şeklinde iki denklem elde ediyorum. Bu denklemleri taraf tarafa topladığımda 7x eşittir eksi 14 ve x eşittir eksi 2 buluyorum. X'i getirip ikinci denklemde yerine yazdığımda da y'yi eksi 7 olarak elde ediyorum. Dolayısıyla çözüm kümem x eşittir eksi 2, y eşittir eksi 7 olarak bulunmuş oluyor. Bir diğer örneğimizde 4x eksi 5y eşittir 33 ve 5x artı 7y eşittir eksi 25 denklem sistemlerinin çözüm kümesi. Burada da arkadaşlar yine y'leri de yok etmeyi tercih ediyorum. Bunun nedeni y'lerin işaretlerinin zıt olması. Üstteki denklemi 7, alttaki denklemi de 5 ile genişletiyorum. Ve elde ettiğim yeni denklemler 28x eksi 35'e eşittir 231 ve 25x artı 35'e eşittir eksi 125. Bu denklemleri taraf tarafa topladığımda 53x eşittir 106 ve x eşittir 2'yi buluyorum. Getirip x eşittir 2 birinci denklemde yerine yazdığımda da ve gerekli işlemleri yaptığımda y'yi de eksi 5 olarak buluyorum. Dolayısıyla çözüm kümem x eşittir 2, y eşittir eksi 5'tir.
Biraz daha karışık bir örnekle devam edelim. Denklemimiz 3 parantezinde x artı 2 eşittir 9 x eksi 6 ve 7 y eksi 3 x eşittir y artı 24. Bu denklem sistemini çözebilmek için ilk yapmamız gereken şey bilinmeyenlerin bir tarafta, bilinenlerin bir tarafta olması. Önce denklem sistemini düzenlemekle başlıyorum. 3'ü içeriye dağıtıyorum. Böylelikle 3x artı 6y eşittir 9x eksi 6 denklemini elde ediyorum. İkinci olacak olarak yapacağım şey bilinmeyenleri bir tarafa toplamak olacak. Her iki denklemde de bilinmeyenleri aynı tarafa topladım. Ve eksi 6x artı 6y eşittir eksi 6, eksi 3x artı 6y eşittir 24 şeklinde yeni denklem sisteme elde ettim. Burada y'leri yok etmek çok daha kolay. Çünkü kat sayıları aynı, sadece işaretlerini değiştirmem gerekecek. Bu nedenle üstteki denklemi eksi 1 ile genişletiyorum. Ve 6x eksi 6y eşittir 6, eksi 3x artı 6y eşittir 24 denklem sistemini oluşturuyorum. Bu iki denklemi de taraf tarafa topladığımda y'ler yok oluyor ve 3x eşittir 30, x eşittir 10 elde ediyorum. X'i ilk denklemde yerine yazdığımda y'yi 9 olarak buluyorum ve çözüm kümem x eşittir 10, y eşittir 9 olarak elde edilmiş oluyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşça kalın.